Balmora, gözcü Una'dan hala haber alamadığı için çok öfkeliydi. Üstelik Tosin'in dedesi Tidebo'nun ve annem Lali'nin nerede olduğunu hala öğrenememişti. Tidebo, annem Lali'yi iyileştirmeye çalışırken biz de Yakamoz mağarasında mahsur kalmıştık. Büyük bir umutsuzluğa kapıldığımız sırada Bonbon geldi ve bizi mağaradan çıkardı. Robocopter'i yanında getirmişti. Sesli kayıt cihazında babam Dodo bizi hemen saman adasına çağırıyordu. Fakat uçmak için hiç pat pat yemişimiz kalmamıştı. Üstelik pedalvan da yanımızda değildi. Bonbon'un da yardımıyla kamışlardan bir yelken kanat yaptık ve uçmayı başardık. Fulla bize pat pat yemişlerinden verdiğinde çok mutlu olduk. Ona ve Bonbon'a veda ederek saman adasına doğru yola çıktık. Zaman Adası'nda hükümdar Horat'ın sarayına gittik. Gözcü Una üzerindeki zaman kristallerini aldığı için çok hastalanmıştı. Onu iyileştirmenin ve büyük zaman depremini engellemenin tek yolu kristallerle anahtarları Una'dan geri almaktı. Una'yı bulmak için tehlikelerle dolu olan Dikey şehre gitmeye karar verdik. Dodo, bizi kendi yaptığı hava gemisiyle götüreceğini söylediğinde çok heyecanlandık. Yolculuğumuz uzun süreceği için gereken şeyleri aldıktan sonra yola çıktık. Karakol kıtasındaki Dikey şehre doğru ilerlerken aniden fırtınaya doğru sürüklendiğimizi fark ettik. Dümen kanadında bir arıza vardı ve rotamızdan uzaklaşıyorduk. Oyunbaz Boki Hoppa merakla hava gemisini incelemeye başlamış ve bir süre sonra uyuyakalmıştı. Bu sırada balkon kapısı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak dümen kanadının arasına sıkışmıştı. Hoppa'yı kurtarıp dümen kanadını eski haline getirdikten sonra enlem ve boylam hesaplamaları yaparak yeni rotamızı belirledik. Dikey şehir yolculuğumuz çok heyecanlı başlamıştı. Yeni rotamızda ilerlerken yoğun sis nedeniyle görüş mesafemiz çok azaldı ve balon köyüne çarptık. Balon köyünün zemini ve makineleri hasar almıştı. Hava gemisinin de bir tankı delinmiş ve kalan helyum gazı boşalmış. İtici motordaki elektrik kabloları zarar görmüştü. Bonbon ve arkadaşlarıyla birlikte geminin pervanesini kullanarak uzun bir bisiklet yaptık. Dişlilerin oluşturdukları enerjiyi pervaneye aktararak bulut istasyonuna ulaşmayı başardık. 3 tankımızı da helyum gazıyla doldurup motordaki hasarı onardıktan sonra yola çıktık. Yolculuğumuz devam ederken balon köyüne çarptığımız sırada yiyecek depomuzun delindiğini fark ettik. Aşağı inip ıssız ormanda yiyecek ararken bir kaleyle karşılaştık. İçeride tanışabileceğimiz bir bal diyarı ararken Hoppa aniden ortadan kayboldu. Biz neler olduğunu anlamaya çalışırken bu kez de Tosi'yi ve babam Dodo'yu kaybettik. Pumba ile birlikte karşımıza çıkan bulmacayı satırlar ve sütunlar hakkındaki bilgimizle çözmeye başladık. Sonra da Tumtum'un kaleye gelen misafirlerini şaşırtmak için eğlenceli oyunlar hazırladığını öğrendik. Güzel bir kahvaltıdan sonra Tumtum'a veda ederek yola çıktık. Sakin bir şekilde yola devam ederken aniden bir kelebek sürüsüyle karşılaştık. Tam bu sırada Liro cama çarptı. Sonra Pumba'yla birlikte aşağı düşmeye başlamışlardı ki Hoppa'nın ve Robocopter'in çabasıyla son anda kurtuldular. Liro, kelebekleri inceleyen bir araştırmacıydı ve onların göç yollarını gözlemleyerek bir kitap hazırlıyordu. Kanatları zarar görmüştü ve kelebeklerin yuvaya vardıklarında yapacakları dansı kaçıracağı için çok üzülüyordu. Hava gemisinin pusulası bozulduğu için güneş saati yaparak yönümüzü saptadık ve Liro'yu kelebek ormanına götürmeyi başardık. Kelebeklerin dansını seyrettiğimizde hepimiz çok mutlu olmuştuk. Balon köyüne çarptığımızda aldığımız hasar sandığımızdan daha büyüktü. Pusula, motor kumandası ve dümenimiz arızalandığı için geminin iniş yapması imkansız hale gelmişti. Minikopterle hurda kasabasına gidip oradan gerekli parçaları almaya karar verdik. Babam Dodo ile birlikte kasabaya indiğimizde aradığımız parçaları bulmayı başardık.
Hesapladığımız süreyi çok iyi kullanmıştık. Ve hava gemisine yetişmek üzereydik. Her şey yolunda gittiği için çok sevinirken hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Minikopterin yakıtı bittiği için motoru durdu. Ve birbirimizden giderek uzaklaşmaya başladık. Hepimiz çok üzgündük ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. İbi ve Dodo minikopterin paraşütüyle ormana indiler. Hava gemisine yetişmek için bir an önce yakıt bulmaları gerekiyordu. Yoğun sis içinde ilerlerken kendilerini bir anda küçük ve şirin bir köyün içinde buldular. Fakat köylüler sis yüzünden evlerinden dışarı çıkmıyor, kimseyle konuşmak istemiyorlardı. İbi ve Dodo sisi dağıtmayı başardıktan sonra Tadu ve Mumolarla tanıştılar. Tadu, birkaç gün önce Profesör Vola'nın yaşadığı dağın zirvesinden büyük bir gürültü duyduklarını ve ondan sonra da sis içinde kaldıklarını anlattı. İbi ve Dodo, Profesör Vola'yı ziyaret etmek üzere yola çıktılar. Tadu'nun verdiği haritaya bakarak dağ laboratuvarına gittik. Laboratuvarın bacası soğuk hava üflüyordu ve içerisi darmadağınıktı. Profesör laboratuvarda kilitli kaldığı için anahtarın benzerini yapmamız gerekiyordu. Yapay ve dikey çizgilerle modelleme tekniği kullanarak yaptığımız anahtarla kapıyı açtık. Bozulan makinenin kolu buzla kaplı olduğu için tuzla eritmeye karar verdik. Sonunda makinenin soğuk hava üflemesini kesmeyi başardık. Profesör Vola ihtiyacımız olan yakıtı ancak boru şehrinde bulabileceğimizi söyleyince ona veda ederek yola çıktık. İbi ve Dodo ıssız ormanda yürürken ışıldayan ağaçlarla karşılaştılar ve orada kamp kurdular. Uyumaya yeni başladıkları sırada İbi babasının sesiyle uyandı. Fakat Dodo yanında değildi. Bunun üzerine izleri takip ederek onu aramaya başladı. İzlerden küçük bir canlının da babasının yanında olduğu anlaşılıyordu. Bir süre yürüdükten sonra Dodo'nun ve minik canlı Zibu'nun yerini buldu. Fakat ikisi de zor durumdaydı ve İbi pratik çözümler bularak onları kurtarmayı başardı. Dodo, Zibu'nun yanlışlıkla çantasını almasıyla onu takip etmeye başlamış, sonunda kendilerini kuyuda bulmuşlardı. İbi ve Dodo, güneş doğarken Zibu'ya veda ederek yola çıktılar. Sonunda minikopter için yakıt bulabileceğimiz boru şehrine gelmiştik. Orada gaz ekibinin lideri Guko ile tanıştık. Bizi etkileyici boru şehrini gezdirdi ve arkadaşlarıyla tanıştırdı. Bu sırada iniş alanında helyum gazı sızıntısı olduğunu öğrendik. Orada Guko ve ekibi hasarı onarmaya çalışırken Hoppa ve Pumba ile karşılaştık. Tosi ise pat pat yemişi bulup bizi aramaya çıkmıştı. Çok geçmeden ormanda bıraktığımız minikopteri bulmuş olarak aramıza katıldı. Arkadaşlarımla yeniden buluştuğum için çok ama çok mutluydum. Guko ve arkadaşlarına veda ederek yola çıktık. Dikey şehre gitmeden önce yeryüzü kapısında yakıt almak için durmamız gerekiyordu. Kontrol noktasına gittiğimizde bir görevli bizi karşıladı ve elindeki listeye bakıp Hoppa'nın tüccar Nopo'ya borcu olduğunu söyledi. Tüccar Nopo ile Voki'ler daha önce dikey şehirde ortak çalışmışlar ve Hoppa ona borçlu kalmıştı. Nopo, Hoppa'nın borcuna karşılık 2 yıl boyunca bulaşık yıkamasını istiyordu. Hesapları incelediğimizde Hoppa'nın yüzde hesaplamayı bilmediği için istemeden yanlışlık yaptığını anladık ve kalan borcunu ödedik. Nopo, Hoppa'nın istemeden hata yaptığını anladığı için onu affetti. Yeryüzünün derinliklerine uzanan dikey şehre gittiğimizde babam Dodo, zaman hükümdarı Horat'ın bakımını yapmak için bizden ayrıldı. Gözcü Una'yı ararken bir yabancı aniden resimli Baldiyar Atlası'nın son sayfasını alıp kaçmaya başladı. Biz Sefo adındaki bu yabancıyı yakalamak isterken Gözcü Una ile karşılaştık. Heyecanlı takibimiz devam ediyordu ve uykucular ekibinin olduğu bir inşaat alanına geldik. Uzun mücadelenin sonunda Una yaydığı akımla bizden kaçmayı başardı.
13 anahtar, zaman kristalleri ve Atlas'ın son sayfası ondaydı. Dikey şehri karış karış gezip gözcü Una'yı bulmaya ve değerli eşyaları ele geçirmeye kararlıydık. Yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.